Kurtlar Vadisi Pusu'da bir cümle geçiyordu. Hatırlar mısınız bilmem ama İskender Büyük diyordu sanırım. Vatanını en çok sevene en pis işi yaptırırlar diye. Şimdi düz mantıktan, basit bakış açısından baktığınız zaman aslında sıradan bir cümle kardeşim. Ne var bunda yani? Ne demek vatanını sevene pis işi yaptırırlar? Vatanını seven adam hiç vatanı için pis iş yapar mı dersiniz? Size ben bir haber okuyacağım. 01.06.2011 tarihli bir haber. Haberin yazarı kim biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. Haberin yazarı Ahmet Ercanlar. Emre Belezoğlu adına Ankara Güçlü Kaan'a mesaj geçen Ekrem Okumuş'un çalıştığı Ahmet Bulut'a ait Futbol adlı şirketin kurucu ortak asistanları arasında Okan ile Çağdaş'ın kuzenleri var. E hocam bu nasıl bir haber? Haberin detayına bir gireyim arkadaşlar. Ama şunu anladık. Emre Belezoğlu adına Ankara Güçlü Kaan'a mesaj atan Ekrem Okumuş'un çalıştığı Ahmet Bulut'a ait bir şirket var. Şimdi Ekrem Okumuş yani bilmiyorum ismi karıştırdım ama isim bana bir yerden tanıdık geldi. Bir de isme bakayım. Şimdi neyse biz isimlere değil habere odaklanalım. Fenerbahçe'nin kendi sahasında iyi bakın, bak iyi dinleyin. Ankara Gücü ile oynadığı karşılaşma öncesi Ankara Güçlü oyuncu Kaan Söylemezgillere gönderilen mesajlarla ilgili tartışma devam ediyor. Futbolcunun cep telefonuna Emre Belezoğlu adı ile geçilen ve Fenerbahçe'ye karşı kendini sıkmaması istenen mesajlar Emre'nin menajeri Ahmet Bulut'un iş ortağı Ekrem Okumuş'un telefonundan atılmıştı. Bak Emre Belezoğlu adını atıyor, atılıyor. Kendini sıkma diye atılıyor. Yani bu bir şike. Biz de Bulut'un sahibi Okumuş'un ortağı olduğu Food and Ball adlı menajerlik şirketinin yapısını araştırdık. Ahmet Ercanlar araştırıyor ha. Yanlış anlaşılmasın. Şimdi dürüstlük şeyi yapıyorlar yani. Sansürsüz futbol mu? Pandiksiz futbol mu? Öyle bir şey var ya. Tam hatırlamıyorum da neyse. Olayların gündemindeki şirkete bağlı çok sayıda ünlü futbolcu var. Ayrıca ortaklar arasında da futbol dünyasının tanınmış isimleri ve yakınları bulunuyor. Mendes'te çalışıyorlar. Şirkette Emre Belezoğlu'nun kuzeni Volkan Bahçekapılı ve Basel'de oynayan Çağdaş Atan'ın Allah Allah isimlere bakın arkadaşlar. Volkan Bahçekapılı az sonra onu da haber vereceğim. Çağdaş Atan hani şu Alanya'nın teknik direktörü. Çağdaş Atan'ın kuzeni Cemal Atan asistan olarak çalışıyor. 2001'de kurulan şirketin kurucu ortakları arasında eski Galatasaraylı Okan Buruk'un kuzeni Harun Buruk da bulunuyor. Yani şimdi biraz parasal durumu iyi olan, zengin sayılabilecek kişiler beni çok iyi anlıyorlar şu anda. Arkadaşlar birçok insan şirketleri kurarken kendi adına kurmaz. Kuzenleri adına kurar. Soyadları aynı kuzenler arasında kurar. Yani bunu bilin istedim. Hani soyadları aynı kuzenler arasında kurar ki yarın bir gün bir şeyler değişmesin diye. 2001'de kurulan şirketin kurucu ortakları bunlar. Şirkette en büyük pay ise Ahmet Bulut'a ait. Buna karşılık tartışmalı mesajların sahibi Ekrem Okumuş'un 25 TL'lik sembolik bir sermaye ortaklığı görünüyor. Şimdi biraz daha kafanızda işler çalıştı. En çok iş yaptıkları yabancı menajer Jorge Mendes, Quaresma, Alameda, Simao ve Eskişehir sporlu Pele ve Teo'nun menajerliğini yapan Mendes, futbol dünyasında çok tanınan bir isim. Bunun dışında Ahmet Bulut'un çalıştığı diğer bir menajer ise Guti'nin de menajerliğini yapan Norben Hibip. Hibip. Şimdi buraya kadar anladınız. Ben biraz daha konuyu açayım mı? Açayım. Ahmet Ercanlar kısmen Ahmet Bulut'u şikecilikle ya da FETÖ'cülükle suçluyor. Yok FETÖ'cülük yok o zaman. Daha FETÖ yok. 01.06 yani 1 Haziran 2011. 3 Temmuz'dan bir ay 2 gün önce. Aslında Ahmet Ercanlar da nereye hizmet ediyor? Burayı da biraz kafanızda planlayın diye söylüyorum ben. Çıkan habere bakın. İşin komik tarafı Ahmet Bulut'a bağlı futbolcular. Bak burası çok mühim. Emre Belezoğlu. Kaan Söylemezgiller. Gökhan Gönül. Bekir İrtegün. Selçuk Şahin. Allah Allah. Allah Allah. Arda Turan.
Allah Allah. Hakan Balta, Aydın Yılmaz, Serkan Kurtuluş, Ufuk Ceylan, Cenk Gönen, Burak Kaplan, Tanju Kayhan, İbrahim Kaş, Batuhan Karadeniz. Muhtemelen Batuhan Karadeniz'i devre arasında Fenerbahçe'yi alırız herhalde. Efe İnanç, Eren Güngör, Sedat Ağçay, Serdar Kurtuluş, Burhan Eşer. BBM mesajları takip edilemiyor. BBM yani BlackBerry Messenger görüşmeleri. Kanada'daki özel ağ üzerinden geçmesi sebebiyle yerel hükümetler tarafından takip edilemiyor. Dolayısıyla BlackBerry telefonlar arasında yapılan e-posta ve bilgi alışverişleri bu yönüyle istismara açık bir konumda bulunuyorlar. Hatta dünyada bazı ülkeler bu mesajlaşmaların denetlenip kontrol altına alınabilmesi amacı ile harekete geçmiş durumda. Soruşturma açılacak. Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Lütfi Arıboğan mesajlarla ilgili soruşturma başlatacaklarını söyledi. Konuyu Federasyon Yönetim Kurulu olarak görüştüklerini belirten Arıboğan, kimsenin kafasında herhangi bir soru işareti kalmayacak şekilde konuyu açıklığa kavuşturacağız ifadelerini kullandı. Hangi mesajlar? Ankaragücü maçında Kaan Söylemezgillere bir mesaj atılmış. Demişler ki kendini fazla kasma. Şimdi bak, Kaan Söylemezgiller hangi maç biliyor musunuz? Alex'in 5 gol attığı maç. Şimdi anlıyor musunuz 3 Temmuz'un gerçek faillerini? Şimdi anlıyor musunuz 3 Temmuz'a kimlerin hizmet ettiğini? Şimdi anlıyor musunuz 3 Temmuz'u asıl kimlerin kurduğunu? Şimdi anlıyor musunuz Mustafa Hoca'nın birçok spor yazarına karşı niye sizi uyardığını? Yok anlamazsınız. Fenerbahçe hukuki süreç başlatıyor. Suçlamalarla karşı karşıya kalan Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinin girişine en güzel cevabımız her yeri süslediğimiz Fenerbahçe bayraklarımız ifadesinin koyması da dikkati çekti. Başkan Aziz Yıldırım da siteden yayınlanan mesajında bakın Başkan Aziz Yıldırım da siteden yayınlanan mesajında her sezon tekrarlanan bir takım senaryoların yine bazı kesimler tarafından gündemde tutulduğunu üzülerek ama çok da şaşırmayarak takip ediyoruz. Kulübümüzün ve futbolcularımızın adını çirkin senaryo olan içinde anmaya cüret edenler hakkında gerekli hukuki süreç işletilmektedir diye konuştu. Ne olmuştu? Emre'nin bağlı olduğu Ahmet Bulut'un menajerlik şirketinin küçük ortağı Ekrem Okumuş, Ankaragücü Kaan'ın telefonuna Fenerbahçe maç öncesi sohbet mesajı gönderdi. Bu mesajlarda Kaan'dan Fenerbahçe'ye karşı kendini fazla sıkmaması isteniyordu. Okumuş'un telefonundan kendini Emre olarak tanıtan kişi de Kaan'a kendisini Fenerbahçe'ye aldıracağı sözü veriyordu. Fenerbahçe'nin 6-0 kazandığı maçta 90 dakika oynayan Kaan bir de sarı kart görmüştü. Allah'tan penaltı menaltıyı yaptıranlardan biri değilmiş. Yani. Emre ne dedi? Bu kadar cahil miyim? Menajer asistanının şakasını belge diye ortaya atıyorlar. O mesajlarda başkan diye geçen kişi Ahmet Bulut. Aramızda ona başkan deriz. Söz konusu diyalogda Kaan sert girersem Emre abi kızar mı diye soruyor. Ekrem de ne yaparsan yap anlamında ne sıkıyorsun cevabını veriyor. Her şeyi istedikleri gibi yansıtmaya çalışıyorlar. Telefonlarım ortada. Ayrıca böyle bir niyet olsa bu kadar cahilce mi yapılır? Telefon mesajlarıyla mı paylaşılır? Bunun bir ay iki gün sonrasında Fenerbahçe'ye darbe yapıldı. Fethullahçı terör örgütü tarafından. Alın size müsebbipler. Alın size başka şeyler. Haber 2. 23.11.2016. Kaynak Yıldırım Demirören'in sahibi olduğu Vatan Gazetesi. İkinci kaynak Vatan Gazetesi'nden haberi alıp paylaşan NTV. Emre Belezoğlu'ndan Volkan Bahçekapılı ve Buse Terim'e Şabhir'de daire hediye etti. Buse Terim kim? Hani belacı var ya. Hani Allah hepinizin belasını versin. Babam hastalandı. Allah sizin çoluğunuzu çocuğunuzu öldürsün. Allah sizin de başınıza binlerce bela versin. Benim babam 5 günde iyileşti. Siz inşallah 750 günde iyileşirsiniz. Allah belanızı versin diyen Buse Terim var ya o. Hani hepimize bela okudu. Çünkü babası maça çıkmak istemiyormuş. Biz zorla çıkartmışız. Ama aynı babası seyirci de oynansın maçlar demiş. Çocukları Nil'i kucağına almanın heyecanını yaşayan Volkan Bahçekapılı ve Buse Terim'e lüks hediye. Damadın kuzeni Emre Belezoğlu Şabhir'daki evini ünlü çifte hediye etti. Emre Belezoğlu'ndan bir ay önce ABD'de kızların eli kucağına alan Buse Terim ve Volkan Bahçekapılı çiftine pahalı hediye. Çift ilk kez çocuk sahibi olmanın mutluluğunu yaşarken Bahçekapılı eşi Buse Terim'e doğum hediyesi olarak 310 bin euro değerindeki Mercedes marka bir araç hediye etmişti.
Bunun ardından Terim'e ikinci bir hediye ise Volkan Bahçekapılı'nın kuzeni Emre Belezoğlu'ndan geldi. Vatanın haberine göre ailesine olan düşkünlüğüyle bilinen Belezoğlu'nun 7 ay önce Shapiro Residence'daki dairesine taşınan Bahçekapılı çiftine doğum hediyesi olarak evini verdi. Fiyatları 1 milyon dolardan başlayıp 7 milyon dolara kadar yükselen Residence'daki dairesini doğum sonrası ABD'den dönen çifte veren futbolcunun evinin bulunduğu sitede birçok ünlü isminde dairesi bulunuyor. Yani Volkan Bahçekapılı Terim'in damadı. Aynı zamanda da Emre Belezoğlu'nun kuzeni. Şimdi insanın aklına bu kadar şey geliyorken dün Tunç Elibol çıkıp Fenerbahçe taraftarına güruh dedi, bilmem bir şey dedi. Der abi, güruh da der, Fenerbahçe düşmanı da der, vatan haini de der, herkes der abi, der. Der abi, der der. Çünkü niye? Bana da diyorlar, ya ben Fenerbahçe düşmanıyım, bunlar Fenerbahçe dostu. Tunç Elibol'la ilgili bilgi vereyim. Tunç Elibol zamanında İstanbul Aydın Üniversitesi'nde spor gazeteciliği dersine konuk olarak kimi çağırmıştır biliyor musunuz? Arkadaşı Arif Erdem'i davet etmiştir. Ve o günkü paylaşımda bir Galatasaraylıysanız dinlemeniz gereken iki isim Tunç Elibol ve Arif Erdem paylaşımlarıyla insanlar paylaşım yapmıştır. Aynı Tunç Elibol Fenerbahçe Akhisar finalinde Akhisar formasını giyerek işte ben bir Akhisarlıyım, Akhisar'ıma başarılar diliyorum şöyle böyle demiştir. Aynı Tunç Elibol'un sosyal medyada Fenerbahçe formalı halini araştırıyoruz. Tunç Elibol Fenerbahçe forması yazıyorsunuz. Görseller diyorsunuz arkadaşlar. Aşağı iniyorsunuz, yukarı çıkıyorsunuz. Bir şey bulamıyorsunuz. Evet, Fenerbahçe TV'de canlı yayına katılıyor. Takım elbise giyiyor. Fenerbahçe TV'de geçenlerde bir giymişti diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlıyor olabilirim ama. Ya da geçen sene bir giymişti diye hatırlıyorum. Hani onun öncesinde sosyal medyaya bakıyorum. Fenerbahçe formasıyla Tunç Elibol'u göremiyorum açıkçası. Yani bulamıyorum. Tunç Elibol Akhisar forması diye arattırayım arkadaşlar. Bu arada sevip saydığım birisidir Tunç Elibol. Bunu da belirteyim. Yani evet, Akhisar formalı, siyah formalı hali var arkadaşlar. Sosyal medyada, Twitter'da da gündemde. Bu olabilir. Akhisar'ı tutabilir. Ya ben Fenerbahçeliyim. Aynı zamanda Kayserliyim. Kayseri Sporu, Hacılar Erciyes Sporu. Yani benim ilçemin takımını kapattırdığı için sevmiyorum. Ama ben aynı zamanda Hacılar Erciyes Spor taraftarıydım. Hem de çok koyu taraftarıydım. İşin ilginci o da sarı lacivertti. Orası da ayrı mesele. Hacılar Erciyes Spor'un kuranları, başkanları da boydaklardı. Onlar da şimdi FETÖ'den içerideler. Ha, bu Hacılar Erciyes'i tutanı FETÖ'cü yapmaz. Yanlış anlaşılmasın. Ha, benim ilçe takımım sarı lacivertliydi. Sarı kırmızı da olabilirdi. Yani yeşil beyaz da olabilirdi. Yeşil siyah da olabilirdi. Bu enteresan bir şey değil. Enteresan bir şey taraftara güruh denmesi, şu denmesi, bu denmesi. Ama ben yine kötü niyetli söylemediğini düşünüyorum. Hani diyor ki sosyal medyada birçok troller insanları şöyle yönlendiriyor diyor. Aynı Tunç Elibol'un bir cümlesi var. Fatih Hoca yıllar sonra Galatasaray'ın başına geldi. Özlemiştik hocamızı. Canı gönülden başarılar. Ya bu da fair play ruhu içerisinde atılmış bir mesaj diye düşünüyorum. Dün yayında dile getirdiğim sözlerin çok yanlış şekilde yansıdığını üzülerek görüyorum. Kastım kesinlikle Fenerbahçe taraftarı değildi. Olamazdı. İsimsiz, kimliksiz, belki de Fenerbahçeli dahi olmayan bazı hesaplar üzerinden kasıtlı olarak oluşturulmaya çalışılan negatif, umutsuz, gündeme dair sözlerim maalesef yanlış anlaşıldı. Bu konuya hassasiyet gösteren, takımımızla üzülüp takımımızla sevinen, duygularını, tepkilerini, üzüntülerini samimiyetle dile getiren tüm taraftarımızdan özür dilerim, saygılarımla demiş Tunç Elibol. Ki ben hak veriyorum. Ben de aynı görüşteyim. Her Fenerbahçeli YouTube kanalı Fenerbahçeli değildir. Her Fenerbahçeli spor yazarı Fenerbahçeli değildir. Her Fenerbahçeli program sunucusu Fenerbahçeli değildir. Onu da söyleyeyim. Şimdi hal böyleyken Fenerbahçe tarihinin en başarısız döneminde miyiz? En başarısız dönemindeyiz. Ahmet Ercanlar'a tekrar kulak asalım. Bakalım Ahmet Ercanlar bu sefer ne demiş? Bu da 19-12-2020. Az önceki sözlerinden yaklaşık 9,5 sene sonra.
Fenerbahçe bir krize girdiği zaman çıkamıyor, derinleşiyor krizler. Bunun nedenleri üzerinde durulmalı. 7 yıldır bu camianın kırılganlığı nedeniyle pisi pisine şampiyonluklar gitti. En küçük bir kriz bir tsunami'ye dönüşüyor. Teşhis koymadan tedavi olmaz. Sorun hoca değil. Sorun Samandıra'nın genel yönetimi. Oradaki yapı güçlü olmazsa Pelkas tarzı isyan eden oyuncular da yavaş yavaş düzene ayak uydurur. Teknik direktör Erol Bulut'un yeterince güçlü olmadığı dün görüldü. Onu güçlü hale nasıl getiririz konusunda kafa yormalı Fenerbahçeliler. Bu kadroyu doğru yönetmek bir sanat. Bu sanatı ancak güçlü bir teknik direktör uygulayabilir. Yani subliminal mesaj olarak diyor ki Erol Bulut kalsın, Erol'a destek verin, Erol'a güç verin. Galatasaraylılar çok mutlu. Ancak onlar hakem yardımıyla bile kazanamıyor. Senin karşında bir de TFF gerçeği var. Bir gazeteci arkadaşım DM'ye atmış. Kendisi Fenerbahçeli değil ancak teşhisleri doğru. Bir gazeteci arkadaşı mesaj atmış. Fenerbahçeli değilmiş ama teşhisleri doğruymuş. Tüm bunlar yan yana gelince bazı şeyler olmuyor. Tek çözüm hoca kim olursa olsun çok güçlü olması. Dün Mert Hakan Yandaş'ın önünde hoca varken yukarıya dönüp konuşması hocanın güçlü olmadığını anlatıyor. Emre Belezoğlu'nun ilk işi bu durumu düzeltmek olmalı. Bu durum düzeltilmezse hoca olarak kimi getirirsen getir. Mert Hakan Yandaş gibi oyuncular yukarı bakarak konuşacak. İşte o zaman başarı gelmez. O görüntü mutlaka düzeltilmeli. Yönetim niye konuşmuyor demişler. Yönetim konuşmama nedenleri Samandıra'ya mesaj. Çünkü geçen yıl görüldü ki konuşuldukça futbolcular işi serdi. Futbolcular sürekli bir mazeret ile kendini kurtarmamalı demiş. Aynı zamanda Galatasaray'ın bunamış başkanı Mustafa Cengiz de saçmalıklarda bulunmuş. Totalde en fazla zararı hakem hatalarına göre takım Galatasaray bunun böyle gitmesini istemiyoruz demiş. Şimdi Galatasaray taraftarına bir çağrım var. Eğer sözünüzde samimiyseniz gelin son 10 yılı araştırtalım. En çok hakemler kimin lehine yanlış karar verdiyse bak lehine yanlış karar verdiyse. Mesela Galatasaray lehine saçma sapan penaltılar. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş. Üçünü de hesaplayalım. Trabzon'u da hesaplayalım. Başakşehir'i de hesaplayalım. Kimin lehine en çok hata verdiyse gelin son 10 yıldaki bütün şampiyonluklarını ikinci sıradaki takıma verelim. Yer mi? Yemez. O zaman demek ki yalancısınız. Yalan söylüyorsunuz. Şimdi bakın. Erol Bulut gitmiş gitmemiş çok fazla umurumda değil. Evet, bir sezon daha çöpe atıldı. Erken reaksiyon gösterilmedi. O yüzden Erol Bulut yanlış değil. Erol Bulut hatalı değil. Hatalı Ali Koç ve yönetimi. Açık ve net söylüyorum. Ali Koç ve yönetimi. Ali Koç yönetimi, yönetim kurulu, sportif direktör, sportif direktörün yardımcısı, yardımcısının dığısı, genel menajer, idari menajer, zırt menajer, cart menajer, pırt menajer, yedek kulübesinde bulunan Erol Bulut hariç herkes suçlu. Bir tek Erol Bulut değil. Fenerbahçe bu kadar elden ayaktan düşmemişti. Ben size enteresan bir şey söyleyeyim mi? Baştan beri haberini yaptığımız Ahmet Bulut'un ortağı Emre Belezoğlu Erol Bulut'a çok güveniyor. Takımı toparlayacağını düşünüyor. Şaka değil, gerçekten de öyle. Ali Koç müdahale etmediği müddetçe Erol Bulut'la devam edilecek. Yani teknik direktör değişirse Ali Koç'tan bilin. Değişmezse Emre Belezoğlu'ndan bilin. Çünkü Emre Belezoğlu hocayı göndermekle sorun çözülmez diyor. Hocayı göndersek ne değişecek diyor. Yok. Emre Belezoğlu biliyor ki hoca giderse yerine gelecek kişi yabancı. Yabancı kişiler de işine karışılmasını istemez. İşte ben bu yüzden diyorum. Tek yetkiliyi gelecek teknik direktörü yap. Erol Bulut'u yardımcısı yap. Geri kalan işsiz takımını kov gitsin. Kov. Bak Ali Koç tarihin en büyük desteğiyle gelen ama en başarısız olan başkan arkadaşlar. En başarısız başkanı, tarihin en büyük destekle gelen başkanı. Yani ismini, statüsünü kesinlikle kullanamıyor. Varsa yoksa ben borç ödedim, proje yaptım. Varsa yoksa ben borç ödedim, proje yaptım. Hiç kusura bakma sayın başkan ama taraftar da o projene destek oldu. Fener ol, çık 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 çık. Bir gecede rekor kırıldı. Dünyanın gözü Fenerbahçe'ye çevrildi. Seyircisiz maç oldu, kadınlara maç oldu. Dünyanın gözü Fenerbahçe statına çevrildi. 3 Temmuz oldu, klimayı sökün alıyorum diyenler oldu. Ya bu taraftara sıradan bir başkan olsa, ben bile başkan olsam bu taraftara yani desteğin kralını alırım. Ben bile başkan olsam. Sonuç
Fenerbahçe'yi FETÖ'ye teslim etmeyelim derken Fenerbahçe'yi bambaşka bir şeye teslim ettik. Fenerbahçe'yi egolara teslim ettik. Fenerbahçe'yi kaprislere teslim ettik. Eski başkan giderken sövdü, saydı, yıktı, genç Fenerbahçelileri kızdırdı. Yeni başkan da genç Fenerbahçelilerle tartıştı, haberiniz olsun. Genç Fenerbahçelilerle falan tartıştı. Eğer Başakşehir maçından sonra Erol Bulut gitmezse kıyamet kopacak, ha şimdiden de söyleyeyim. Ya bunu da belirteyim. Hatta genç Fenerbahçeliler Aziz Yıldırım'dan özür dileyecek seviyeye geldiler artık. Tamam sen bize kızdın da abi en azından bir şeyler yapıyordun diyecek seviyeye geldi. Şimdi soruyorum. Ya Fener, bak Mauro Sumudica Süper Lig kariyerinde Fenerbahçe'yi ilk kez mağlup etmiş. 20 küsür yıldır yenilmeyen Fenerbahçe, Aragonez'in uyuduğu maçta bile Galatasaray'ı yenen Fenerbahçe ilk kez mağlup olmuş. Beşiktaş'a mağlup olmuş, Trabzon'a mağlup olmuş. Tarihinde ilk kez 3 maç arka arkaya kaybetmiş. Tarihinde ilk kez küme düşme korkusu yaşamış. Tarihinin en kötü sezonlarını yaşamış. Hepsi mi tesadüf? Yani açık ve net bir şekilde bir cümle kuracağım. Ya Ali Koç bilerek Fenerbahçe'yi uçurumdan sürüklüyor. Haberi yok. Yani ya haberi yok ya da bile bile her şeyi bile bile yapıyor. Uçurumdan sürüklüyor. Ya Ali Koç'un etrafını saran kişiler Ali Koç'u batıralım. Hatta belki de Koç Holding'i batıralım diyorlar. Ki Koç Holding'in bilmiyorum rakip rekabet ettiği firmalar ne derece bilmiyorum. Yani amaç ne onu da çözemiyorum. Ali Koç siyasete atılacak. Vallahi hiç kusura bakmayın. Fenerbahçe başkanı olduktan sonra siyasete atılan hiç kimse kolay kolay seçilmez. Ya hiç kimse seçilmez. Şu an iktidar partisinin başına Ali Koç'u getirin. Aldığı oy %10'a düşer. Yani açık ve net söylüyorum. Galatasaray başkanını getir alır ama. Çünkü onun arkasında bir güçler var. O diyor ya hani arkamızda çalışıyorlar birileri. Gizliden çalışıyorlar. Anlatamam, perde arkasında bayağı uğraşıyorlar diye. O perde arkasındakiler yaparlar. Bilmiyorum Sayın Başkanım. Ben burada da Ali Koç'a sitemde bulunuyorum. Bilmiyorum Sayın Başkanım. 3 Temmuz'u yaşayanlardan biri siz değil misiniz? Statta biber gazı sıkılan taraftarı telkin eden siz değil misiniz? Taraftara sabır dileyen, taraftara yardımcı olan siz değil misiniz? Sinirden duvara yumruk atıp elini kıran siz değil misiniz? Bilmiyorum. Bizim Fenerbahçe'ye aşığı olarak bildiğimiz Türkiye'nin sayılı zenginlerinden olan Ali Koç siz değil misiniz? Bilmiyorum. Türkiye'nin sayılı şirketlerinden birinin CEO'su olan ve aklı, fikri, zekası Harvard Üniversitesi'ni bitirecek, oradan mezun olacak kadar yüksek olan kişisi siz değil misiniz? Etrafınızdaki insanlara bir bakın. Geçen gün dile getirdim. Selçuk Şahin, Volkan Demirel, Mehmet Aurelio, hatta Kraft'ı da dahil edelim ya da Marco Knop'u da dahil edelim. Dördünün maaşı yıllık 250'şer bin euro olsa, ya 250'şer bin euro maaş alsalar yıllık, ki daha fazla biliyorum, 1 milyon euro yapıyor. Bugün 1 milyon euro yaklaşık 9,5 milyon TL yapıyor. 9,5 milyon TL'yi 289 liralık formaya böldüğümüzde şu ana kadar satılan forma adedi anca çıkıyor hemen hemen. Fenerbahçe taraftarı diyor ki ben forma alıyorum, ürün alıyorum, Feneryum'dan bir şeyler yapıyorum. Fenerbahçe niye düzelmiyor diyor. Diyorsunuz ki işte dere geçilirken at değiştirilmez. At ölürse değiştirilir. Yoksa derede boğulursunuz. Diyorsunuz ki ya ben şimdi teknik direktör getireceğim, iyi teknik direktör. Ya Bielitsa sana yalvardı. 3 senelik imzala dedi. İmzalasaydın. Ama benden sonra yönetim değişirse işte yazık olur. Senden önceki yönetim sana haşırttı Blackbird diye 621 milyon euroyu soktu mu? Soktu. Çıkartabildin mi? Çıkartamadın. 300 milyon euronun altına düşürmeye çalışıyorsun. Arkadaşlar bu ifadeleri kullanmak zorundayım. Hiç kusura bakmayın. 621 milyon euro bana soktular dedi mi? Dedi. 621 milyon euroyu hadi kalk altından diye soktular. 300'e düşürdün. Mükemmel bir başarı. Tabii taraftarın da desteği var. Futbolcu satışlarında da mantıklı hamleler var. Evet, mükemmel bir başarı. 300 derken arkadaşlar yaklaşık 2-3 milyar TL'ye düştü borcumuz. Onu kastediyorum. Euro bazlarda TL'ye çevrildiği için borç çok çabuk eridi. Şimdi Bankalar Birliği Anlaşması'nda yapılandırma yapılıp bütün borçlar 10-12 sene içerisinde bitecek inşallah. Muhteşem bir başarı. Sana 621 milyon euro koyanlar muhtemelen seçimde karşına çıkacaklar. Ne olacaktı? Ay yıllık 1,5 milyon euro bir Elisa'ya maaş verseydin. 1,5'ü zaten ödeyecektin. 3 senelik yapsak 3 milyon euro ödeyeceklerdi. Giren çıkan ne olacaktı? Bugün hala elinde imkan var. Pochettino, Tottenham'ın teknik direktörüydü.
bir oluşum teknik direktörü. Yalnız yalvarırım Emre Belezoğlu senin üstünde deme. Anlatabiliyor muyum? Gasperini, bilmem Spalletti, bilmem Arsene Wenger, Cart, Curt, X, Y, Z. Sen takımı Ferrari gibi kurdun kurmasına ama traktör şoförünü Ferrari'nin içine verdin. Ve yetmedi Emre'yi yanına oturttun. Emre'ye dedin ki sen direksiyonu tut. Selçuk Şahin arkaya oturttu, sen vitesi tut. Volkan Demirel'i koydun, sen dikiz aynasını N2'de bir de oyna. Sen şu sen bu. Yani bir kadına 7 tane 8 tane koca verdin. Sonra da diyorsun ki yani baş edemiyorlar. Yani ya da bir köye 7 tane muhtar verdin. Muhtarın biri diyor ki yol yapacağım, öbürü diyor ki halı saha yapacağım. Para belli. Muhtarlar ya birbirini muhtarlar birbirini öldürecek. Ya köy mahvolacak. Ya da hepsini birden temizleyeceksin. Diyeceksin ki sizin hepiniz azasınız. Alın muhtar bu. Siz proje sunacaksınız. Bu onaylayacak. Bu onaylamadan hiçbir şey olmuyor. İşte ben bu sistemi istiyorum. Christoph Daum. Türkiye dinamiklerini biliyor. Maaşı az. Yarım dönem çalışır mı? Çalışır. Yalnız bu da çözüm değil. Niye bu da çözüm değil? Yeni takımız 18 transfer. Yeni takımız 18 transfer. Allah aşkına Karagümrük'ün kaç transferi var? Kaç aylık, kaç yıllık takım? Alanya'nın kaç transferi var? Kaç yıllık? Beşiktaş'ın kaç yıllık transferleri var? Bizim oynadığı maçta geçen seneden 3 futbolcusu var. 3 futbolcusu var ha. Giren çıkan toplam hepsi dahil. Yeni kurulan takımız. Sabır. İkinci bir şey de şu. Ya Valencia yok, Samatta yok, Perotti yok, Altay yok, Sosa yok, Caner Erkin yok. İyi de paşam bunların olmama sebebi ben değilim ki. Yanlış antrenman metotları. Futbolcuların hiçbiri darbeyle sakatlanmıyorsa bu antrenman metodundandır. Ha dediğim gibi papazı çok olan köyün çanı sürekli çalar. Bizde sürekli çanlar çalıyor. Tehlike çanları çalıyor. Bakalım kim mevzuya yıkacak? Bu kadar konuşmamdan eminim şunu anlayacaklardır. FETÖ'cü Erol Bulut, FETÖ'cü Emre Belezoğlu, FETÖ'cü Ahmet Bulut. Böyle bir ithamım yok. Ahmet Ercanlar haber yapmış. Fenerbahçe'ye şike yaftası vurduranların başının Ahmet Bulut'un çektiğini Emre Belezoğlu'na bu menajerlik şirketinde çalıştığını belirtmiş. 3 Temmuz'a hizmet etmiş. Yani kısa ve özet olarak söyleyeyim. Aynı şekilde Ahmet Bulut'un ortaklığı Emre Belezoğlu, Okan Buruk ortaklığı. Erol Bulut'un futbolcuyken Ahmet Bulut'un menajerliğini yapması. Gökhan Gönül'ün, Bekir Yirtegün'ün, Selçuk Şahin'in de Ahmet Bulut'a çalışması. Arda Turan'ın, Batuhan Karadeniz gibi isimlerin. Bunlar böyle. Sonuç ne oluyor biliyor musunuz? Sonuç şu oluyor. 3 Temmuz'da Fenerbahçe'nin ağzına ettiler. Ahmet Bulut'u çekip de o neydi mesajı atan? Ekrem Okumuş'u çekip de içeri atmadılar. Sen dolaylı olarak şike yaftası yaptın diye. Keşke onları da içeri atsalardı. Sonuç şu. Fenerbahçe 0, Konyaspor 2, mağlubiyet 1. Gençlerbirliği 1, Fenerbahçe 5. Nasıl yendik? Biliyorsunuz. Fenerbahçe 3, Beşiktaş 4. Fenerbahçe 2, Denizlispor 0, deplasmanda. Fenerbahçe 0, Yeni Malatya 3. Gaziantep 3, Fenerbahçe 1. Muhtemelen çarşamba günü de Fenerbahçe 0, Başakşehir 5 olacak. Ali Koç diyecek ki sabır yeni kurulan takımız. Emre Belözoğlu diyecek ki teknik direktörümüze güveniyoruz. Genç Fenerbahçeliler sert açıklama yapacak. Olan Fenerbahçe taraftarının olacak. Şu an Ali Koç'a desteğini yani destek veren, seçen kişilerin %60'ı desteğini çekmiş durumda. Umarım yol yakınken değişim olur. İyi de değişimlerin kime faydası oldu? Kime mi faydası oldu? Şimdi bu kafayla gidecek olursak hiç kimseye faydası olmadı. Bu kafayla gidecek olursak hiç kimseye faydası olmadı. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Dere geçilirken at değiştirilmez. He, ondan eşiniz ölse 40 gün sonra hemen bir tanesini yapıştıracaksınız, değil mi? Değil mi? İşsiz kaldığınız zaman diyorsunuz, değil mi? Ya dere geçilirken at değiştirilmez. Tamam, işsiz kaldım. Ölene kadar işsiz kalayım. Başka iş aramayayım. Ya da başarısız olduğunuz zaman patronunuz geliyor. Sen çok başarısızsın, çok kötüsün ama iki kat maaş vereceğim sana. Niye? Dere geçilirken at değiştirilmez. Bırakın bu Fenerbahçe üzerinden siyaset yapmayı, ideolojik düşünceden zaklamayı. Fenerbahçe'nin kurtuluşu için Ali Koç'un çok başlılıktan kurtulması lazım. Tek bir yetkili getirmesi lazım. İster dikte rejimi deyin, ister diktatörlük deyin. Bir tane adam getirmesi lazım. Komple operasyonla futbolculara da terbiye vermesi lazım. Kondisyon yüklemesi lazım. Sahada yürüyen futbolcuya da buranın Fenerbahçe olduğunu hatırlatması lazım.
sıradan bir Anadolu kulübüne dönüştük. Benden de belirtmesi, sıradan bir Anadolu kulübüne dönüştük. Tek farkımız şu, taraftar sayısı fazla. Tek farkımız şu, oyuncuların aldıkları yıllık ücret fazla. Sıradan bir Anadolu kulübünden yine eski şaşalı günlerimize dönmek için, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalleri yaşamak için, Roberto Carlos'lar, Alex'leri görmek için aklımızı başımıza alalım. Yanlış idare ile başarıya giden hiçbir sonuç yoktur. Görüşmek üzere.